Merhaba arkadaşlar. Yorumlara yazdığınız hisseleri eğitim amaçlı olarak incelemeye devam ediyoruz. Buradaki bilgilerin hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Eğitim amaçlı olarak incelediğimiz grafiklerdir. Bugün Ege Gübre, Polho, Avrasya Gayrimenkul, YGEO ve Ak Merkez hisselerinin analizini yapacağız. Öncelikle ilk kupla başlayalım haftalık periyotta. Şimdi haftalıkta öncelikle MACD'nin negatifte olduğunu görüyoruz. E, mavi ortalamanın turuncuyu aşağıya kesişimi ve negatif trendli olduğunu gösteriyor haftalık periyotta. Zaten hisseye baktığımız zaman tepeden e, iğne uçla e, bir satış yediğini 265 TL'den satış yediğini görüyoruz. Şimdi e, referans almamız gereken bazı seviyeler var. Örneğin bu ise tam bir yıl önce pandemi düşünde 30 TL'li seviyelerdeyken yükselen kanal içinde ağır ağır yoluna devam edip 30 liralardan şuradaki atakla birlikte 260 liralara kadar tırmandı arkadaşlar. Yani 9 kat bir prim söz konusu. 9 kat primden sonra tabii bir satış yedi ama şu an yükselen kanal desteğinde tutunmuş gözüküyor. Bakın burası bir dire destek seviyesidir artık. Çünkü burası bir dirençken kırıldığı zaman bunun üzerine çıktığı takdirde geri dönüşlerde burası artık bir destek görevi görür. Bu sebeple tam 200 TL arkadaşlar bu hisse için güçlü bir destektir. 200 TL'nin altına bir kere kırılmaması gerekiyor. Ama 200'ün üzerinde olduğu müddetçe mutlaka geçmesi gereken 250 TL'de ve 265 TL'de geçmesi gereken dirençleri mevcut. Bu dirençler geçilmeli ve en önemlisi maktinin haftalıkta histogramın yeşile dönmesi gerekiyor. Ortalamalarına baktığımızda tüm ortalamaların üzerinde olduğunu görüyoruz. Yani teknik olarak bir problem gözükmüyor ortalamalarda. Ee, olası geri çekilme senaryosunda 212 TL'de güçlü desteği bulunuyor. 212 TL'ye kadar gerilerse arkadaşlar buradan bir destek alması gerekir. Ama burayı kırarsa dediğim gibi 200 TL bir destektir en son artık gelmesi gereken EMA21'e temas etmek isterse 192 TL son noktadır. EMA21 kırılmaması gerekiyor. Günlükte de gördüğümüz gibi tüm ortalamaların üzerinde yakın vadede geçmesi gereken şu 250 TL direncini geçebilirse hisse bambaşka bir senaryoya geçebilir. Günlükte maktinin pozitif olduğunu görüyoruz. günlük periyotta takip eden kişiler için mutlaka bu direnç seviyelerinin geçilmesi gerekiyor. İçim sar tekniğinde haftalıkta parabolik sar 7 haftadır negatifte. E, işte tepeden 260'lardan e, 175'lere düşen satışın etkisi bu. E, negatifte parabolik sar. Mumlar 9 periyottuk. Mavi ortalamamız yani ten kanseni geçememiş. Bakın direnç olarak çalıştığı bariz olarak belli. Yine uçatmış fitil ve tekrardan satış yemiş. Yani şunu anlatmaya çalışıyor bize diyor ki 221 TL'de bir direnç var. Ben bu 221 TL'yi geçmeye çalışıyorum ama geçemiyorum. Geçersem tekniğim düzelecek diyor. Bu sebeple 221 TL seviyesi takip edilmeli. Eğer 221'in üzerine atıp kalıcı olursa, iç moksar tekniğindeki tenkansen parametremiz de olumlu olmuş olacak. 26 periyotluk güçlü 200 sen desteği de 189 TL'de ve bir önceki mumda fusion sen desteğine temas edip tekrardan tırmandığını görüyoruz. grubun genel durumu bu şekilde. Polho hissesinde benim hoşuma gitmeyen bir durum şu. Şimdi pandemide bu hisse yine değerlendirelim pandemi dönemiyle. 157'lerdeyken hisse kaça kadar çıkıyor? 4.90 falan. Ya şu seviyelere kadar tırmanıyor henüz böyle bir e, ciddi bir yükseliş söz konusu değil açıkçası. Şimdi maktinin negatifte olduğunu görüyoruz. Alt kısma baktığımızda yani şu kesimden itibaren mavinin turuncuyu aşağı kestiği andan itibaren negatiflik söz konusudur. Beni asıl korkutan yükselen trendin şu majör trend çizgisinin aşağı kırılması. Yani 3 teknik olarak 3.95 TL seviyesinde stoplanması gereken bir pozisyon var. Çünkü 3.95'ten sonra bu trend kırılımından itibaren hisse 2.88'e kadar düşüyor. Şu an 3.21'de. Bir kere şöyle günlük baktığımızda arkadaşlar şöyle bir boşluklu kopuş olduğunu görüyorsunuz. Bu boşluğun bir şekilde kapanması gerekiyor. Bunun yanı sıra şöyle bir artık alçalan trendi var bu hissenin. Bu alçalan trend mutlaka yukarı kırılmalı. Bu kırılımı görmeliyiz. Ee, olumlu konuşabilmek için bu trend yukarı kırılmalı. Bunun yanında mumlar 100 haftalık ortalamanın bile altına düşmüş. Yani büs e, diğer tüm ortalamaları kırmış. E, 100 haftalık ortalamanın altına kırılması artık EMA 200 yani son durak hani derize son durak budur. EMA 200 3.06-3.05 Bu seviyeler çok çok güçlü. Kaya gibi bir destektir 3.05'lerin altını kırılması arkadaşlar büyük problem olabilir grafik için. Bu sebeple son nokta 3 TL geçmesi gereken önemli bir direnç seviyesi var. 3.27 TL'de ilk etapta 3.27 TL'yi yukarı kırmalı. 3.27'yi kırmayı başarırsa 3.37 ve 3.47'de hep 10'ar kademe var. Bir rastlantı. Ee, bu dirençleri tek tek geçmesi gerekecek, takip edilmesi gerekiyor. İç moksar tekniğine baktığımızda parabolik sarının noktaları mumların üzerinde yani negatifte. Mumlar e, 9 ve 26 periyotluk tenkansen ve kiyojinsen ortalamalarını aşağı kırmakla kalmamış. Bulutun üst ve alt destek seviyelerini senkoispen A ve B desteğinde aşağı kırıp ya bulutun altına düşmüş. Hani İçmoksar'daki bütün parametreleri negatife çevirmiş. Hatta şuradaki çıkış ben yeşil ortalamamızı görüyorsunuz ince. O dahi mumların altına inmiş. Yani haftalıkta Polho hissesinde Sar tekniğinin iyileşebilmesi için ilk şart parabolik sarın noktalarının mumların altında yanması. Bu bir. İkincisi Bulut'un Senkoispan B direnci artık dirençtir burası. 3.22 TL'nin üzerine atmalı. 3.22'nin üzerine attıktan sonra 3.55 TL'ye kadar tırmanış gösterip buradaki Tenkansen direncini de yukarı kırmalıdır. Bu şartlar sağlandığı takdirde iç moksar tekniği yavaş yavaş iyileşebilir. Sağlanmazsa da dikkatli olmakta fayda var. Avrasya Gayrimenkul Makti pozitifte. Şu an teknik olarak arkadaşlar grafikte bir problem gözükmüyor. Onu söyleyeyim. E, çünkü yükselen bir majör trend üzerinde yoluna devam ederken bu hisse 0.60'lı TL'lerden şu majör trend çizgisinden sonra yeni bir minor oluşum karşımıza çıkıyor ve yeni bir kırmızıyla gördüğünüz minor trend üzerinde yoluna devam ediyor. şimdi burada takip edilmesi gereken destek seviyesi olarak mumlar ortalamalardan açıldığı için arkadaşlar ortalamalara geri dönmek ister. Her zaman için bu teknik kuralıdır. Bunu her zaman söylüyorum. Ortalamalar en yakın ortalama desteği 3.66 TL'deki 5 haftalık ortalama. Hisse şu an 4, TL'de. Yani 3.66'ya kadar geri çekilmesinde teknik olarak bir problem yok arkadaşlar. Ee, ama burada 3.79 TL'de bir destek olarak çalışacaktır. Ee, geçmişten gelen bir destek. E bu 3.79 TL tutamazsa eğer hisse 3.66'ya kadar gerileyebilir. Gün içi basit teknik düzeltme seviyesi de 3.94'tür. 3.94 kırılırsa artık 3.78'e kadar geri çekilme yaşayabilir. 3.78'in altı biraz problemli olur çünkü 21 e günlük ortalama desteği 3.54 TL seviyesinde. Şimdi haftalıkta iç muksar tekniğine bakalım. Parabolik sar pozitifte. Tenkansen ve sen üzerinde. Bulutun üzerinde. İç moksar tekniğinde bir problem yok. Genel grafiğine baktığımda Bir önceki arkadaşlar 2-3 yıl önceki direnç seviyesine geldiğini görüyoruz. Geniş grafiğe baktığımızda bakın. 4 TL seviyesi bir dirençmiş bu hissede. Hatta 4-18'lerde de bir direnci var. Yani şu an tam direnç seviyesinde aslında buradan bir satış mı yer, burayı kırar mı? Eğer ki kırarsa burayı daha güzel bir tablo karşımıza çıkacak. Yani şöyle söyleyeyim 4.18'in üzerine atmayı başarırsa bu hisse ve üzerinde kalıcı olursa güzel bir tablo karşımıza çıkabilir. Takip edilmeli. Ama olası geri çekilmelerde mutlaka destek seviyeleri takip edilmelidir. Yapı kredi Koray Gayrimenkul. Şimdi makti pozitif görüyorsunuz. Makti de bir problem yok. Teknik olarak da hissede ciddi bir problem gözükmüyor. Yükselen majör trend üzerinde yoluna devam ederken şurada bir kama şekli ve kamanın kırılım seviyesi 5.88'li seviyelerden itibaren hisse 7.86'lara kadar tırmanmış. Bugün 7.36'da kapatmış. Şimdi bunun ortalama seviyelerine baktığımızda bir kere kırılmaması gereken bir 9 haftalık ortalaması var. 6.57'de yani 6.57'nin altına düşmemesi gerekiyor. Eğer ki 6.57'nin 6.55'lerin altına düşerse hisse e, 5.78'lerde 21 haftalık ortalamasına çekilmek isteyebilir. Bu ihtimali göz önünde bulundurmak lazım. Bu sebeple 6.57 ya da 6.55 TL seviyelerinin olası geri çekilmelerde destek olarak çalışması gerekiyor. Hisse yukarıya tırmanacaksa mutlaka 7.59 ve 7.86 TL seviyelerini mutlaka yukarı kırmalıdır. Günlükte baktığımızda basit teknik düzeltme seviyesi 7.19 TL arkadaşlar. 7.19 altına kırılırsa 7.07'ye kadar geri çekilmeyi yaşayabilir. Ama 7.19'dan muhtemelen günlükte ama 5'ten tepki alma ihtimali yüksek. E, günlükte de pozitife döndüğünü, pozitife kestiğini görüyoruz. Mavi turuncu yukarıya kesmek üzere. Teknik olarak çok problem gözükmüyor açıkçası. İçim oksar tüm parametreler pozitifte ortalamaların üzerinde. Parabolik sar haftalardır pozitifte. Bulutun zaten üzerinde. Makti pozitifte. Çıkış ben de pozitifte. Yani iç moksar tekniğinde bir problem gözükmüyor. Ak gayrimenkul'de de bir problem var. Polho'yu benzettim. Polho'daki gibi bir kırılım söz konusu. Teknik stop seviyesi 61.90'lı seviyelermiş. Hatta 61 TL diyelim düz. Bu seviyeden sonra 46'lara kadar düşüyor hisse. Şu an 51.90. Şimdi buna da günlükte bir alçalan çizersek arkadaşlar şöyle yapalım. Bakın. Şöyle bir Böyle bir alçalan çizersek bunun mutlaka yukarı kırılması gerekiyor. Şu an tam aslında direnç seviyesinde diyebiliriz. Dirençten satış yemiş. Mutlaka bu alçalan trend yukarı kırılmalı. Bu kırılımı görmeliyiz ilk olarak. Günlükte MACD sanki pozitife döner gibi bakın bir kesim gerçekleşmeye çalışıyor. Haftalıkta MACD negatifte. Haftalıkta kırılmaması gereken 50 haftalık ortalama var. Şu an tam ortalama desteğinin üzerinde. Hatta biraz altında kapatmış. Yarın hızlı bir şekilde tepki verip kendini 52.30'ların 52.50'lerin üzerine atmalıdır bu hisse. Bu seviyelerin üzerine atamazsa problem olabilir. Çünkü burada hem 50 haftalık ortalama direnci hem de şu alçalan trend direnci karşısına çıkacak mumların mutlaka yukarıya kırılmalı. Günlükte de bakın tam direnç seviyesinde olduğunu görüyoruz. Burada 5 günlük ortalama var. 52.10 TL. Önce bu seviyeye geçilmeli. Daha sonra 52.75'lerin üzerine atmalı ki hakkında pozitif konuşabilelim. İç sar tekniğinde parabolik sar negatifte mumların altında yanmalı. Ortalamaları ve bulutun dahi altına girmiş, girmiş olması iç sar tekniği için kötü bir durum. Bu durumun iyileşebilmesi için kendine 57 TL'nin ve 62 TL'nin üzerine atmalı. Yani şu bulutun üzerine çıkmalı arkadaşlar. Aksi halde bir trend gözükmüyor burada. Bir trend yok maalesef. E, şu pandemi dibinde 20 liralardan 95 liralara tırmanma işlemi de bu hisseyi bir dinlenme evresine mi soktu diye düşündürüyor. Çünkü aylık periyotta baktığımızda şöyle dikine bir çıkışın bir dinlenme süreci olması gerektiği kanaatindeyim. Umarım yukarıya tepki verir. Yani takip etmek lazım. Olası destek seviyelerindeki kırılımlarda da gerekli işlemleri yapmak gerekiyor grafik anlamında. Bugünkü analizler bu kadar. İstediğiniz hisseler varsa bu postu beğenip kaydederek yorum kısmına yazarsanız onları da listemekler analizini yaparım. Ee, benim yaptığım gibi grafik analiz yapıp e, yükselecek düşecek hisseleri e, nerede satıp nerede almanız gerektiğiyle ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsanız eğitim setimizden e, yararlandırabilirim. DM üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Tüm detayları aktarırım size. Yani mutlaka grafik analizini öğrenmeniz, ve alacağınız hissenin büyük ölçekli, orta ölçekli ve küçük ölçekli analizini yaparak doğru noktaları seçmeniz gerekiyor. Duyumlarla hisse almak intihardır. Bunu da not olarak eklemek istiyorum. Sağdan, soldan duyumlarla hisse almayın. Çünkü siz o hisseyi duyana kadar sizden önce e, kimler kimler duymuştur? son halkası oluyor genelde küçük yatırımcı bu yatırım işlerinde duyumların son halkası oluyor. Bu sebeple son derece riskli bir platform. Çok dikkatli olmak lazım. Bu işin eğitimini almak lazım diye noktalayayım. Hepinize bol kazançlar. Hayırlı akşamlar.